Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi bu videomuzda update komutunu göreceğiz. Malumunuz DB'yi yazıyoruz. Collection'lardan. DB'yi o. Collection'lardan. Üstelikler tablosu üzerinde işlem yapacağım. Ne işlem yapacağım? Update 1 yapacağım. Bir tane SAD'ı kayıt güncelleyeceğiz şu an için. Ondan sonra arkadaşlar update 1 yaptıktan sonra ben buraya gidiyorum. Benim sorgumu yazacağım arkadaşlar. Yani nasıl? Burada bakın filtreleme diyor. Yani bir var koşulu gibi bir şey düşünebilirsiniz aslında. Var koşulunu yazacağım ben buraya. Boş bırakırsam hepsi güncellenebilir diyeceğim ama güncellenemez çünkü update 1 yaptık. İlk satırdaki güncellenir. Bunu denemiştik zaten geçtiğimiz videolarda. Şimdi arkadaşlar burada ben mesela ne yapalım? İsmi veli olanları mesela, tamam mı? İsim veli olanları. Veli olanı yani. Olanları değil de çünkü bir tane güncelleyecek ya. Veli olanı güncellesin. Ondan sonra ben buraya virgülümü atıyorum. Tamam, güncellesin de nasıl güncelleyecek? Onun için arkadaşlar hemen şurada yeni değer diye bir eşyan oluşturalım. Yeni değer diyelim. Eşittir. Buraya da arkadaşlar süslü parantezimi açıyorum. Sonuna noktalı virgül. Bu noktalı virgül muhabbetleri koymasak da çalışır mı? Çalışır, tamam. Ama koyması öneriliyor. Araştırırsanız ulaşırsınız. Siz böyle alışırsanız, yani zaten işte Python'da, Visual Basic'te vesaire konulmuyor. Konunca hata verir de bunda bize bir sıkıntı oluşturmaz. Koymaması biraz sağlıksız olabilir. Dolayısıyla biz böyle ihtiyaten koyalım arkadaşlar. Böyle alışalım yani JavaScript'te yazmaya. Ondan sonra ben buraya arkadaşlar set dolar işareti yapıp set diyorum. Niye? Şimdi set mevzusu şeyden de, SQL'den bir bilginiz varsa zaten set, yani yeni bir değer atacağım. İki nokta üst üste açtığım zaman ismini mesela, ismini veli ise ne diye değiştirelim arkadaşlar? Mustafa olsun. Mustafa diye ismi değişsin. Veya şey mevzusu, ismini değiştirme mevzusu çok iyi olmadı. İli diyelim. İli neymiş mesela bunun ili? Gidelim tablomuza bir bakalım. Veli Ankara'ymış. Bu şimdi Malatya olsun, tamam mı? Malatya olsun. Ankara'dan Malatya'ya taşımış olsun, tamam mı? Ondan sonra başka bir bilgisini güncellemek istemiyorum şu an için. Sadece ilini güncellemek istiyorum. Başkasını güncellemek istesem, mesela ismini de güncellemek istesem. Bu sefer arkadaşlar virgül koyuyorum. İsim yazıyorum. Buna da işte Mustafa dersem ne oldu? Veli ismindeki ilk veri. İşte bu. Şu an bu var bir tek zaten. Yani buradan bakıyor, ilk veliye denk geliyor. Sonrakilere bakmaz. Veliyi alacak onun. İsmini ne yapacak? Mustafa yapacak. İlini ne yapacak? Malatya olarak güncelleyecek. Bu şekilde. Ama ben ismini şu an için müdahalede bulunmuyorum. Ondan sonra ilini Malatya olarak seçtim. Burada kapattım sorgumu vesaire. Tamam. Sonra geliyorum buraya ben. Yeni değer yazıyorum. Tamam mı? Sonra buradaki işlemlerde zaten şey işte. Fonksiyon açıyoruz. Bildiğiniz işlemler. Tamam. Tamam. Buraya da arkadaşlar işte hata varsa onun kontrolü yapılabilir. Ondan sonra yoksa da bilgi verme maksatlı güncellendi. Peki. Sonra kapatıyoruz tabii. Bir çalıştıralım hemen arkadaşlar. Şuraya tekrardan bakalım tabii. Buraya dikkat edelim. Sorgumuzu çalıştırdığımız zaman update.js yapacağız. Update.js çalıştırdım. Güncellen diye bir karşılık aldım. Sayfamı tekrar yeniliyorum. Bakalım bilgimiz güncellenmiş mi? Bilgimiz güncellenmemiş. Hemen sorunumuza bakalım. Veli, ismi veli Ankara, il. Bakalım bir şey mi yanlış yazdık? İsim veli. Evet, burada doğru yapmışız. Müşteriler tablosu, veri tabanım, yeni değer. Burada il olarak Malatya demişiz. Tekrar bir yapalım bakalım. Bir dakika, belki hata verecek. Veri tabanın müşteriler tablosu, isim veli olan, burada bakıyorum değişkenler vesaire, gene güncellendi gerçi ama tekrar bir yenileyelim bakalım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Anlık bir hata oluştu galiba zannediyorum. Bizden bağımsız olarak buraya da kaynaklanmış olabilir.
Şuradaki bir adresimi tekrar kopyaladım vesaire, bir şeyler yaptım, kurcaladım. Sonrasında bir şeyler falan yaptım. Şuradaki şeyi kaldırdım. Var komutunu kaldırdım açıkçası. Oldu gibi. Şimdi tekrardan yapalım. Ben bunu kaldırıp yaptığım için sonra gitti bu ilk satırdaki Ahmet'in ilini Malatya yaptı. Çünkü update one yaptık. Bu da bir tane veri yapacak. O da en baştakini yaptı tabii. Biz gidelim buraya tekrar yapalım. Asıl yapmaya çalıştığımızı yapalım. İşte veli olan ismi veli olan kaydın ilini Ankara'dan Malatya'ya yapacağız. Şimdi tekrar bir çalışıyorum. Kodlarda sıkıntı olmaması lazım yani. Buradan gördüğümüz kadarıyla kodlarda herhangi bir değişiklik yapmadım. Bağlantıyı falan tekrar şey yaptım ve sorun çözülmüş oldu. Evet, güncellendi mesajını aldık. Bakalım hemen. Yeniliyorum. Evet, şu anda sorgumuz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Dediğim gibi kodlarda herhangi bir oynama yapmadım. Kodlar doğru bir şekilde yani. Ama dediğim bağlantıyla falan sorun oluştu galiba. Böyle sorunlar çıkarsa arkadaşlar sizin de aklınıza bulunsun. O bağlantı adresini aldığımız yerden falan tekrar alın. Silin, bir şeyler yapın, kurcalayın bağlantıyı. Kodların doğruluğundan eminseniz. Update işlemi bu şekilde. Tabii update menü var. Şimdi ona bakabiliriz. Aslında update menüde farkı hiç yok diyebiliriz yani. Ben şimdi burayı menü olarak değiştirsem burada bütün velilere bakacak. Ama one iken neydi? Gerçi başka veli yok da. Girebiliriz tabii hemen şu anda. Girelim peki, görelim. Bu da veli olsun. Bunun ili de şey olsun. Karabük olsun. Tamam mı? Ondan sonra bir tane daha girelim arkadaşlar. Bu da Sakarya olsun. Şimdi 3 tane veli var benim elimde. 3 tane veli isimli kayıt var. Hepsinin illeri birbirinden farklı. Şimdi arkadaşlar ben gidip de buraya update one yaptığım zaman ismi veli olanı git ilini ben Çorum yap dediğim zaman, tamam mı? Bakın arkadaşlar, şimdi güncellendi mesajını aldım. Bakıyorum şimdi sayfamı yeniliyorum. Şöyle yaparsam sanki daha hızlı sonuç elde ediyorum sayfa yenileme konusunda. Gördüğünüz arkadaşlar gitmiş ilk velinin ilini Çorum yapmış. Şimdi ben bu şeyi kaldırırsam, update menü yaparsam bunu ne olacak? Gidecek bütün velilere uygulayacak bunu. Update bandı da aslında hani bütün velilere uygulamasına bir sorun yok. Sadece bir tane veri update edebildiği için en üstteki ne diyor? Şimdi ben update menü yaptım. Gidecek bütün velilerin ili ne olacak? Çorum olacak. Tabii bir dakika, güncellenme mesajını aldık mı? Bir dakika. Onu tam şey yapamadım. Biraz geç falan çalışabiliyor. Onu alalım. Evet, güncellendi mesajını aldım. Şimdi hemen sayfamı tekrardan yeniliyorum. Bütün velilerin ilinin Çorum olmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde maksadımıza ulaşmış olduk. Update komutu da bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere.